Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Verweiswörter. Verweiswörter ne demek? Verweiswörter arkadaşlar atıf kelimeleri demek. Yani ben bir şeyi anlatırken, bir şeyden bahsederken ya da atıfta bulunurken Verweiswörter kullanıyorum. Ne demek istediğimizi birazdan anlıyor olacağız. Dilerseniz öncelikle maviyle yazdıklarıma bakalım arkadaşlar. Burada darauf demişiz, davor, daran, darum, dafür ve devamı da geliyor. Fark ettiyseniz arkadaşlar vor, an, bunlar neydi arkadaşlar? Präpositiondu, bunları A1'de görmüştük. Neydi? Auf, unter, über gibi prepozisyonların önüne da geliyor. R kaynaştırma harfi de gelebiliyor. Ve ne yapmış oluyorum? O ilgili anlatmış olduğum şeyi de önceki cümleye atıfta bulunmuş oluyorum. Ne demek istediğimi daha ayrıntılı anlıyor olacağız. Dilerseniz örneklerimiz başlasın. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar Markus wartet auf ihren Brief. Evet, bunu öncelikle bir anlamlandıralım. Markus bir erkek ismiydi. Warten auf. Evet arkadaşlar, hatırlayacaksınız. Warten neydi? Beklemek demek. Ancak bir şeyi beklemek derken mutlaka ilgili prepozisyonu gerektiren fiiller vardır ki bu da öyle bir fiil. Warten auf bir şeyi beklemek demek arkadaşlar. Ihren Brief. Brief neydi arkadaşlar? Mektup demekti. Der Brief. Bakın ne olmuş? Auf ihren Brief. Onun mektubu. Bakın burada bir kadının mektubunu bekliyor derken Markus ne diyormuşuz? Markus wartet auf ihren Brief. Burada kilit nokta şu arkadaşlar. Warten auf. Yani ben kalkıp da buraya warten mit belki diyebilirim. Ancak burada atıf kelimelerinden uzaklaşmış oluyoruz. Warten für, warten diyemem. Mutlaka ne yapacağım? Warten auf bir şeyi beklemek anlamına geliyor. Bakın şimdi burada ne yapacağım? Burada Markus wartet auf ihren Brief yerine, bakın auf ihren Brief yerine kısaca darauf diyeceğim. Yani atıfta bulunacağım. Markus onu bekliyor. Dolayısıyla Markus wartet darauf. Ben cümleyi böyle başlayacak olursam Markus wartet darauf örtülü bir anlatım olur. Ne demek istediğim anlaşılmaz. Mutlaka bir önceki cümlede ya da önceden bahsetmiş olduğum bir şey olmalı ki ben atıfta bulunabileyim. Öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla ben öncesinde bir şey anlatmışımdır ve diyorum ki Markus bunu bekliyor. Neyi bekliyor? Kızın mektubunu bekliyor. Dolayısıyla Markus wartet darauf diyorum. Darauf'tan kasıt neymiş? Auf ihren Brief, yani Markus wartet auf ihren Brief. Onun mektubunu bekliyor. Değil mi Markus? Ya da kısaca Markus wartet darauf. Markus onu bekliyor. Neyi? Mektubu kastetmiş oluyoruz. Şimdi ikinci cümleye bakalım arkadaşlar. İkinci cümle bize ne diyor? Keiner lacht über den Witz. Öncelikle bir anlamlandıralım. Keiner hiç kimse. Hiç kimse lachen über. Lachen neydi arkadaşlar? Gülmek. Bir şeye gülmek diyecek olursak arkadaşlar lachen über demiş oluyorum. Yani bir şeye gülmek demek ki neymiş? Lachen über demekmiş. Witz, der Witz, espri ya da fıkra anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla hiç kimse espriye ya da hiç kimse fıkraya gülmüyor derken ne diyecekmişiz demek ki? Keiner lacht über den Witz. Şimdi ben arkadaşlar atıfta bulunacak olursam ne yapacağım? Bakın çok kolay. Über den Witz'i yok sayacağım. Hiç kimse buna gülmüyor. Neyi gülmüyor? Espriyi kastetmiş oluyorum. Der Witz'i kastetmiş oluyorum yani. Dolayısıyla bakın burada über den Witz gidecek. Ne gelecek? Darüber. Dolayısıyla hiç kimse buna gülmüyor. Keiner lacht darüber. Demek ki über den Witz neye dönüşmüş arkadaşlar? Darüber. Fark ettiyseniz burada tıpkı auf, darauf'ta olduğu gibi kaynaştırma e harfi gelmiş. Çünkü ikisi de vokal olduğundan dolayı yani a'dan sonra değil mi? Darauf. Kaynaştırma r'nin gelmesi gerektiğini zaten görebiliyorsunuzdur. Burada da gene a ve ü olduğundan dolayı kaynaştırma r harfi geliyor ve darüber demiş oluyoruz. Dilerseniz üçüncü cümleye bir bakalım. Üçüncü örneğe bir bakalım. Ne diyor üçüncü örnek cümle? Jeder träumt von dem Urlaub in Italien. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Jeder herkes demek. Träumen von bir şeyin hayalini kurmak. Demek ki träumen von
birlikte kullanılıyormuş ve bir şeyin hayalini kurmak anlamındaymış. Evet, Urlaub in Italien, bakın Urlaub, der Urlaub neydi arkadaşlar? Tatil demekti. İtalya'daki tatilin hayalini kuruyor. Kimler? Herkes. Değil mi? Herkes demek ki İtalya'daki tatilin hayalini kuruyor demiş oluyorum. Şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Von dem Urlaub in Italien atıfta bulunacağımdan dolayı von ne olacak? Davon olacak. Dolayısıyla jeder träumt davon demiş olacağım. Dolayısıyla ne olmuş olacak? İtalya'daki tatile bir gönderme, bir atıf var, öyle değil mi? Jeder träumt davon, ya da uzun anlatımıyla jeder träumt von dem Urlaub in Italien, kısacası verweis olduğunda, verweis Wort yani atıf kelimesi davon olduğunda ne olacakmış? Jeder träumt davon şeklinde yorumlanacakmış. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Markus wartet auf ihren Brief. Markus wartet auf ihren Brief. Markus wartet darauf. Markus wartet darauf. Keiner lacht über den Witz. Keiner lacht über den Witz. Keiner lacht darüber. Keiner lacht darüber. Jeder träumt von dem Urlaub in Italien. Jeder träumt von dem Urlaub in Italien. Jeder träumt davon. Jeder träumt davon. Sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Julia sucht nach dem Buch. Evet, Julia suchen nach. Bakın burada Julia bir neydi? Kadın ismiydi. Suchen nach, aramak, bir şeyi aramak derken suchen nach diyorum. Das Buch zaten biliyoruz artık, değil mi? Neydi? Kitap demekti. Demek ki Julia kitabı arıyor derken Julia sucht nach dem Buch demiş oluyorum. Bakın burada ne yapacağım şimdi? Buraya atıfta bulunacağım. Dolayısıyla prepozisyonum nach ne olacak? Danach şekline bürünecek. Dolayısıyla Julia onu arıyor. Neyi arıyor? Kitabı arıyor demiş oluyorum. Dolayısıyla ne diyeceğim? Julia sucht danach. Yani uzun formuyla Julia sucht nach dem Buch. Bunun yerine atıfta bulunacak olursam ne diyormuşum? Julia sucht danach diyormuşum. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Ich danke dir für den schönen Abend. Evet. Ich danke dir, sana teşekkür ederim, für den schönen Abend. Evet, güzel akşam için sana teşekkür ederim diyor, değil mi? Şimdi burada arkadaşlar danken für, bunu birlikte kullanıyor olmamız gerekiyor. Tabi araya ne girmiş? Dir, sana. Yani sana güzel akşam için teşekkür ediyorum demiş oluyoruz. Ancak burada danken für, şunun için sana teşekkür ediyorum derken demek ki danken für şeklinde bunun ikisi kullanılıyor oluyor. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Für den schönen Abend yerine ne yapacağım? Dafür diyeceğim. Atıfta bulunacağım. Dolayısıyla sana bunun için teşekkür ederim derken ne yapıyorum arkadaşlar? Ich danke dir dafür. Demek ki für ne oluyormuş? Dafür şeklinde yorumlanıyormuş. Sonraki örneğe baktığımızda arkadaşlar ne diyor cümle bize? Das kleine Kind hat Angst vor dem Hund. Das kleine Kind neydi arkadaşlar? Küçük çocuk. Angst neydi? Korkmak demekti. Hatta Türkçe'de de böyle bir terim de var, değil mi? Anksiyete denilir. İşte korku demek arkadaşlar. Bu Almanca'dan geliyor. Angst demek ki korku demekmiş. Angst vor. Angst vor bu birlikte kullanılıyor arkadaşlar. Bir şeyden korkmak derken demek ki Angst vor etwas haben. Vor dem Hund, der Hund neydi arkadaşlar? Köpek demekti. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Küçük çocuk köpekten korkuyor. Şimdi burada ne yapacağım arkadaşlar? Vor dem Hund ne olacak? Davor olacak. Dolayısıyla küçük çocuk bundan korkuyor. İşte değil mi? Bundan çekiniyor, bundan korkuyor derken davor demem gerekiyor. Dolayısıyla das kleine Kind hat Angst davor demiş oluyorum ve ne yapmış oluyorum? Atıfta bulunmuş oluyorum. Demek ki uzun formda das kleine Kind hat Angst vor dem Hund. Küçük çocuk köpekten korkuyor. Atıfta bulunacak olursam das kleine Kind
hat Angst davor. Bir sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Burada Mia erinnert sich nicht an ihre Kindheit. Mia bu bir kadın ismi. Sich erinnern arkadaşlar bu refleksif bir durumda olan bir fiil. Sich erinnern an bu birlikte kullanılıyor arkadaşlar. Demek ki bir şeyi hatırlamak diyecek olursam sich erinnern an bunu bir kalıp olarak düşünüyor olmamız lazım. Bir şeyi düşünmek demek ki sich erinnern an. Devamına bakıyoruz arkadaşlar. Kindheit, die Kindheit çocukluk demek. Bakın burada kendi çocukluğunu derken ihre Kindheit, evet kendi çocukluğunu hatırlamıyor diyecek olursak demek ki ne diyormuşuz bu cümlede arkadaşlar? Mia kendi çocukluğunu hatırlamıyor derken Mia erinnert sich nicht an ihre Kindheit. Şimdi burada an ihre Kindheit'i görüyoruz. Bunu atıfta bulunur şekilde yani verweiswort şeklinde kullanıyor olacak olursak an ihre Kindheit neye dönüşecek? Daran'a dönüşecek. Dolayısıyla daran Mia erinnert sich nicht daran. Mia bunu hatırlamıyor derken Mia erinnert sich nicht daran demiş oluyorum. Dolayısıyla uzun formda baktığımızda Mia erinnert sich nicht an ihre Kindheit. Mia çocukluğunu hatırlamıyor. Atıf cümlesi Mia bunu hatırlamıyor derken Mia erinnert sich nicht daran demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Julia sucht nach dem Buch. Julia sucht nach dem Buch. Julia sucht danach. Julia sucht danach. Ich danke dir für den schönen Abend. Ich danke dir für den schönen Abend. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Das kleine Kind hat Angst vor dem Hund. Das kleine Kind hat Angst vor dem Hund. Das kleine Kind hat Angst davor. Das kleine Kind hat Angst davor. Mia erinnert sich nicht an ihre Kindheit. Mia erinnert sich nicht an ihre Kindheit. Mia erinnert sich nicht daran. Mia erinnert sich nicht daran. Sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. Wir bitten um ihr Verständnis. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Bitten um rica etmek, arzu etmek anlamına gelen bitten um arkadaşlar. Birlikte kullanılan bir yapı. Verständnis, das Verständnis anlayış demek arkadaşlar. Dolayısıyla güzel Türkçemizde bunun karşılığı anlayışınızı rica ediyoruz demiş oluruz. Öyle değil mi? Dolayısıyla bunun karşılığı Almanca'da wir bitten um ihr Verständnis cümlesiymiş. Şimdi ben burada arkadaşlar um ihr Verständnis yerine atıfta bulunacağım. Um ne olacak arkadaşlar? Tıpkı diğer prepozisyonlarda olduğu gibi önüne daha gelecek. Tabi burada iki tane vokal olduğundan dolayı araya kaynaştırma harfi ea girecek. Dolayısıyla ne olacak bu arkadaşlar? Darum şeklinde atıf kelimesine dönüşmüş olacak. Dolayısıyla ne diyeceğim? Wir bitten darum. Bunu sizden rica ediyoruz gibi olmuş oluyor. Ama neyi kastettiğim örtülü. Dolayısıyla atıfta bulunduğum neymiş? Ihr Verständnis yani anlayış. Dolayısıyla wir bitten um ihr Verständnis anlayışınızı rica ediyoruz derken burada wir bitten darum bunu sizden rica ediyoruz anlamına gelmiş oluyor. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar ihr gehört zu der Theatergruppe. Evet, gehören neydi arkadaşlar? Önceden de karşılaşmış olduğumuz bir neydi? Bir fiildi. Burada gehören zu bir şeye ait olmak derken demek ki ne oluyor? Zu ile birlikte kullanılmasını gerektiriyor. Theatergruppe, die Theatergruppe zaten bariz bir şekilde. Ne anlama geliyor arkadaşlar? Tiyatro grubu. Siz, yani ikinci çoğul değil mi? Karşımdaki bir topluluğa diyorum ki siz o tiyatro grubuna aitsiniz derken ihr gehört zu der Theatergruppe demiş oluyorum. Şimdi burada zu der Theatergruppe bir atıf şeklinde yorumlanacak olursa zu der Theatergruppe ne olacak? Buradaki zu da zu'ya dönüşecek. Dolayısıyla atıf cümlemiz ne olacak?
Ihr gehört dazu. Sizler oraya aitsiniz. Nereye? Tiyatro grubunu kastetmiş oluyorum. Dolayısıyla baktığımızda tekrar ihr gehört zu der Theatergruppe. Sizler o tiyatro grubuna aitsiniz demiş oluyorum. Ya da atıf cümlesi şeklinde yorumlandığında ihr gehört dazu, sizler oraya aitsiniz demiş oluyorum. Sonraki cümleyi bakalım arkadaşlar. Ne demiş? Die Kinder freuen sich auf die Party. Çok bariz, çok bilindik bir cümle yapısı, öyle değil mi? Die Kinder freuen sich neydi arkadaşlar? Sevinmek ne oluyordu? Refleksif şeklinde yorumlanıyordu. Seviniyorlar derken, değil mi? Freuen sich auf, demek ki auf'la birlikte kullanılıyor, değil mi? Die Kinder, çocuklar partiye seviniyor derken die Kinder freuen sich auf die Party. Şimdi ben buradaki auf die Party atıf şeklinde yorumlanacak olursa auf ne olacak arkadaşlar? Darauf olacak, öyle değil mi? Dolayısıyla die Kinder freuen sich darauf. Bu kadar kolay arkadaşlar. Auf die Party ne olmuş? Darauf olmuş ve atıf cümlesi şeklinde yorumlanmış. Demek ki die Kinder freuen sich auf die Party. Çocuklar partiye seviniyor. Atıf cümlesi buna seviniyor. Niye? Partiye. Dolayısıyla atıf cümlemiz ne olacak? Die Kinder freuen sich darauf şeklinde yorumlanacak. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wir bitten um Ihr Verständnis. Wir bitten um Ihr Verständnis. Wir bitten darum. Wir bitten darum. Ihr gehört zu der Theatergruppe. Ihr gehört zu der Theatergruppe. Ihr gehört dazu. Ihr gehört dazu. Die Kinder freuen sich auf die Party. Die Kinder freuen sich auf die Party. Die Kinder freuen sich darauf. Die Kinder freuen sich darauf. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde Verweiswörter, yani atıf kelimelerini ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı, paylaşmayı ve aşağıdaki zil butonunu tıklamayı unutmayalım ki sonraki ders videolarını kaçırmayalım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tschüss.